Merhaba sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Dünya Kız Çocukları Günü 11 Ekim 2012'de Birleşmiş Milletler tarafından yürürlüğe girmiş. Dünya Kız Çocukları Günü eğitim hakkı, beslenme, yaşam hakkı, kadına yönelik şiddet ve zorla evlilikle mücadele noktasında dünyadaki kız çocuklarının yaşadığı zorluklarla mücadele etmek için 11 Ekim 2012 tarihinde e, yürürlüğe girmiş Birleşmiş Milletler tarafından şimdi ben ilk önce Türkiye için konuşayım Türkiye'de artık e, kız çocuklarının e, okula gitmeme gibi bir durumu yok yani anaokuluna gidiyorlar e, ilkokula, ortaokula, liseye üniversiteye isteyen gidiyor isteyen e, çalışma hayatının içerisine girip çalışmayı tercih ediyor İsteyen evlenip çocuk yapıp işte çocuk büyütmeyi tercih ediyor bu farklı bir şey öyle söyleyeyim ben size Şimdi e, gelişmiş ülkelerde bakacak olursak e, gelişmiş ülkelere bakacak olursak gelişmiş ülkelerin hiçbirinde kız çocuklarının ya da erkek çocuklarının eğitim almama gibi bir hakkının olmadığını görüyoruz. Beslenme yasal haklar e, erkeklerle eşit haklara sahip olduğunu görüyoruz. Kadına yönelik şiddetin zaten ağır cezayla cezalandırdığını görüyoruz. Yani mesela şöyle bir şey var. Fransa'da bir kadına tokat attığınız zaman direkt cezaevindesiniz. Aynı şekilde erkeğe de aynı şekilde çocuğa da öyle söyleyeyim. Zorla evlendirilme diye bir şey yok zaten. Ben buna karşıyım zorla evlen. İnsan isteyerek evlenmesi gerekiyor. İstediği için evlenmesi gerekiyor. Ama Türkiye'de kızlar okula gidiyorlar tamam fakat yine zorla evlendirildiğini görüyoruz. Kızların ve erkeklerin de ailelerin istedikleri kişiyle evlendirildiğini görüyoruz. E, şunu söyleyeyim. Bunlar yanlış adetler, gelenekler. Lütfen e, bugün din hocaları dahi ekranlarda söylüyorlar. E, biz kızları e, ve erkek çocuklarını istemedikleri kişilerle evlendirmeyiniz diye söylüyorlar. Öyle söyleyeyim ben size. Doğru değil zorla evlendirmek. Ayrıca şimdi şöyle bir şey var. E, eğitim hakkı var dedik. Şimdi o dönemde ben şöyle söyleyeyim bir zamanları bizlerin anneanneleri, babaanneleri de kız çocuğuydu. Benim annem de kız çocuğuydu. Ben de kız çocuğuydum. Ben örnek vereyim kendi hayatımı anlatayım sizlere. Mesela ilçede dünyaya gelmiştim. Babaannem hep anlatırlardı. Annesi babası vefat etmiş. Koşullardan dolayı o dönemde okuma etme diye bir şey yokmuş. Özellikle kızların okuması durumu yokmuş. 13 yaşında evlendirilmiş. Evlendirmişler babaannemi. E, hatta anlatırlar derler ki 13 yaşında daha regil olmamış o zaman kız çocukları evlendirildiğinde sonra anneanneme soruyorum 20 yaşında evlenmiş anneannem e, hatta anneannem der ki baba evinden koca evine gittim hiç yalnız kalmadım der bir de direkt 5 çocuk yaptım onu büyütmekle uğraştım der e, hep uğraşmış öyle söyleyeyim şimdi e, ama çağ değişti artık Türkiye'de kız çocuklarının bu muhabbeti yok yani okula gitmeme gibi bir muhabbeti yok. Okula mutlaka gidiyorlar. Ee, fakat Türkiye'deki sorun şu, biz hani böyle e, ortada kalmış bir toplum olduğumuz için ne Avrupa ne Asya e, kız çocuklarının da erkek çocuklarının da belli işleri yapmalarını istiyor aileler meslek seçiminde tamam bir şeyi meslek seçimini verirsin. Yani eğitim sektörü olsun, sak, e, sağlık sektörü vesaire vesaire ama bir de e, şöyle ki mesela bu kız çocuklarının, bizlerin örnek veriyorum bir bara gidip eğlenmesini hala yadırgan bir toplum var. Yani eğlence kültürü de kişiden kişiye değişir. Yani hani eğlenmek sadece bara gitmekten mi ibarettir? Değil. İnsan... Bir düğüne gittiğiniz zaman da e, eğlenir. Başka yerde de eğlenir. E, yani bu haklar yadırganıyor. Ama bir Almanya'ya baktığınız zaman e, hatta Yozgatlı bir kız bara gitmek istemiş. Babası da gidemezsin demiş. Bu da gitmiş e, devlete ihbar etmiş. E, babam buna izin vermiyor diyor. Devlete karışmayacaksın. Kadının da gidip şey eğlenme hakkı var barayı demiş. Yani Almanya'da kadınlar ve çocuklara çok değer veriyorlar. Kadınları ve çocuklar her türlü hakkını yaşar ise, e, özgür olurlar ise, e, yani eğitim alırlar, yeme içme hakkı, yasal hakkı, e, kadına yönelik şiddet yok. Ondan sonra bara gitme hakkı, cinsellik hakkı, o da çok önemli cinsellik hakkı. Bunlara Alman hükümeti destek veriyormuş. Buradan Almanya'daki tanıklarla konuşuyorum. Türkiye'de henüz böyle bunlar tamaşılmış değil. Okutuyoruz tamam ama istediği yok şu işi yapamazsın bu işi yapamazsın gibi. Öyle söyleyeyim. Ee, bununla ben de karşı karşıya kaldım. Ee, yani anne baba öğretmen olduğu halde sunuculuk yapmama bir şey demediler. Dedim ki oyunculuk yapayım. Ne laflar söylediler. Ya oyuncular şöyle böyle sanki oyuncularla oturup kalkan e, muhabbet olan insanlarmış gibi konuşuyorlar. Yani bugün oysa ki artık her şey eğitimde. Bilim insanlığı da yapıyorsunuz, öğretmenlik de yapıyorsunuz, oyunculuk da yapıyorsunuz, başka ticari anlamda bir şeyler de yapıyorsunuz. Artık sistem e, değişiyor, değişti öyle söyleyeyim. E, Avrupalılaşma olayı var. Hatta Almanya'dan gelen bir beyefendiyle konuşmuştuk. Okula gelmişti, dergi satıyordu. Almanya'da hocam dedi her şey eğitimle dedi. Size önce eğitim veriyorlar, ondan sonra sizi mutlaka o iş alanına yönlendiriyorlar. Para kazanmanızı sağlıyorlar diyor. Türkiye'de bu eğitim veren kurs yerleri sizi para kazanma noktasında şey yapmıyor, vermiyor. Yani tamam eğitim verdin de para kazanmasını sağlaması gerekir. Bu yanlış işte. Para kazanmaya itmesi gerekir. Ben şunu anlamıyorum hayatta. Yani kız çocukları eskiden neden okutulmazdı? Yani ya da ya ne bileyim bir kız ya da erkek çocuğuyla çocuğun çocuğu mesela benim annemin bir laf vardır. Çocuğun kızı da erkeğe de birdir. Şimdi mesela bir insanın şeye gitmesi, gece sokakta yürümeyi istemesi, rahat yürümeyi istemesi bu yanlış bir şey değil. Yani bu niye bu kadar eleştiriyor? Ya da bir kızın eğitim alması, istediği işi yapması hayatını istediği şekliyle yaşaması kötü bir şey değil ki. Yani yapmak istediği işi yapsın. Elbette ki aile hani para kazanma noktasına iter. Şu işte daha para var ekstra şunu tamam bunu anlarım. Ama e, bir işi de yapmak istiyorsa yapsın. Yani neticede insan öldürmek istemiyor. Bunu, bunda bir şey yok. Bu kötü bir şey değil. Yani olumlu şeyler olsun. Mesela benim ee, bir tane bir şarkıcı arkadaşım vardı. Kendisi Sivaslıydı. Ee, bize dedi. Sazı bebekliğinden itibaren. Başının üstüne koyarlar. Yani sazla büyüsün. Sevgiyle büyüsün. Hatta rahmetli benim büyük babam demiş ki. Keşke demiş şu oğlanlar da çalsa. Saz çalsa da. Ama onlar çalmamış. Yani hani. Şimdi e, bazı çevreler. Müzik ve sanata karşıdır. Oyunculuğa karşıdır. Yani der ki sen işte. Öğretmen ol, doktor ol. Sanki bunlar garanti meslek olarak bakılıyor. Halbuki garanti değildir. Hayatta hiçbir şeyin garantisi yoktur. Yani bugün bir futbolcu, oyuncu dünyanın parasını kazanıyor. Hani diyorlar ya bu devirde futbolcu yapacaksın çocuğunu ya da ya topçu ya popçu. Gerçekten de öyle. Artık şimdi e, üniversite mezunluğu da bir işe yaramıyor. Bunun haricinde insanlar, okullar da ayrıyeten... Para yani bir şeylerin matematiğin de öğretilmesi gerekiyor. Bilmem anlatabiliyor muyum sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Ee, zorla evlendirmek de yanlış. Bu çıkar olan cahil ailelerin yaptığı olay. Ee, bunları insanlık adına zaten yanlış buluyoruz. Öyle söyleyeyim ben size. Ee, hatta Şener Şen'in Gönül Yarası filmi vardır. Şener Şen gerçek hayatta sınıf öğretmenidir. Ve sınıfa girip diyor ki başlık parası için evlenmeyin okuyun paranızı kazanın okumak güzel bir şeydir okumak özgürleştirir bilgilerinizi paylaşırsınız bir de bundan ekmek yerseniz bu çok daha güzel olur bilmem anlatabiliyor muyum sevgili arkadaşlar sevgili izleyenler ee, mesela benim bir arkadaşım vardı kendisi mankenlik yapıyordu Rus dilinde okuyordu Avrupa'yı hayat yaşıyor diye ailesiyle çatışmaya düştüğü için vefat etmişti öyle söyleyeyim ben size Şimdi bu insan ne yapmış? Bu insan demiş ki ben bara eğlenmeye gitmek istiyorum demiş. Ailesi de buna karşı çıkıyor. Barda işin ne? Ya hani bir kafede de insan eğlenir, bir düğünde de eğlenir, barda da eğlenir. Yani bunlar yanlış şeyler değil ki. Yani şöyle bir şey var. Bir insanın hayatını özgürce yaşama hakkı var. Bakınız Mustafa Kemal Atatürk 1926 yılında medeni kanunu kabul etmiş. Bu maddeyi çok iyi, iyi şekliyle okudunuz mu? Medeni kanunda diyor ki, kadınla erkek kanun önünde eşittir. Eşitlikten kastın kadın bedeni erkeğe eşittir anlamında değil. Eşitlikten kastın kadınlar da erkekler gibi siyasal, yaşamsal ve sosyal hakların içerisinde yer almalılar diyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ee, şimdi Bunları istemek Bunları istemek suç değil Yani bunlara destek olunuz Yani evlatlarınızın Benim hep bir arkadaşım derdi ki Bir kızım olacak çok iyi yetiştireceğim Yani Baskı yapmayacağım Yani insanlara baskı değil Sorumluluk vermek gerekiyor Birinin, Mesela çocuk yetiştirme noktasındaki Anlayışım şudur Kız erkek Çocuk yetiştirirken Sorumluluk vereceksin, bırak bir şeyleri öğrensin, iyi para kazansın, senin üzerindeki yük yük, yük hafiflesin. Yani böyle insandan yararlı Mesela ben gelin istesem akıllı gelin isterim, iş beceren gelin isterim, mutfağı hazırlasın, bilmem ne, ya yani mutfağı hazırlasın dersen yanlış anlaşılma. Yani birisi şöyle, benim girdiğim mutfağa kimse girmeyecek. Ne demek ya bu? Seni girmeyeceği mutfağa kimse girmeyecekti. O insan o işi nerede öğrenecek? Benim halam diyordu ki 17 yaşında falancaya mutfağı bıraktım. E şimdi mutfağa ona bakacaksın, şunu yapacaksın dedi. E şimdi benim kuzenim gittiğimde pizza yapıyor. Örnek veriyorum. Sadece yemek yapmak değil olay. Başka iş de yapabilir. Hemen gidiyorum mesela 2 dakikada pizza hazırlıyor. Ya eline sağlık çok güzel. Şimdi mesela benim rahmetli büyük babam anneme hep şöyle demiş. Yemek yaptığında annem ya tuzu eksik yaparmış. Ya karabiberi eksik yaparmış. Ee, Büyük babam dedem dermiş ki. Kızım olacak. Yapacaksın. Vazgeçmek yok. Bilmem anlatabiliyor muyum. Yani e, bunlar yanlış şeyler değil. Sevgili arkadaşlar. Sevgili izleyenler. Bugün Çin'de mesela e, erkek çocuklarına ve kız çocuklarına. Anaokuldan itibaren her şeyi öğretiyorlar. Yani yemek yapmaktan da Kitap kaplamaya kadar her şeyi öğretiyorlar. Yani e, bunlar tabii ki de öğrenilecek. İnsan hayatı boyunca hem öğrenici hem öğretici anne baba olmakla da bitmiyor. Her şey var. Bilmiyor muyuz Anlatabiliyor muyum? Ama Türkiye için şöyle söyleyeyim: e, Biz ülke olarak kesinlikle e, hani artık okumamazlık falan da şey yapmadık. Kız çocukları artık okuyorlar. Öyle okumalı gitmeyen tayfa falan kalmadı da. E, Besame ve yasalaklar. Kadına yönelik şiddette hala var. Kadına yönelik şiddet de var. Kadına yönelik şiddette şöyle bir şey var. Kadına yönelik şiddet de e, yani sizde. E, ee, yani şöyle ki kadına yönelik şiddetin kökeni nereden kaynaklanıyor? Şimdi ataerkil ağırlıklı toplum olduğumuz için erkekler hani hep benim istediğim olsun istiyor her alanda. Şiddetin kökeni bu. Yani bu kuralı yasaları kadınlar koymuyor. Siyasal anlamda kadınlar olsa biz kadınlar olsak elbette ki bizim de hakkımız var deriz. Yani bugün Almanya'da yaşayan kadın da e, Türkiye'de yaşayan kadın değil mi? Yani Almanya'da yaşayan erkek de Türkiye'de yaşayan erkek mi? Arkadaşlar bakınız e, dün sevdiğim bir insanla konuşuyoruz. Yani arkadaşım dostum diyeceğim insanla. Şimdi erkeklerin ve kadınların bireysel anlamda dünyanın neresine giderseniz gidin istekleri farklı olduğu gibi benzerdir ihtiyaçları. Bir kere yemek yemek her insanın ihtiyacıdır. Karnımız doymadan hiçbir şey yapamayız. Ee, tuvalete gitmek affedersin her insanın ihtiyacıdır. Uyumak her insanın ihtiyacıdır. Eğitim almak, eğitim vermek her insanın ihtiyacıdır. Para her insana lazımdır. Sana para, sana, para sana ne lazımsa para bana da sana da öyle lazımdır. Öyle söyleyeyim. Ee, kız çocukları, erkek çocukları ne istiyorsa kız çocukları da onu ister. Ben şöyle anlatayım. Şimdi Elif Şafak hani kadınların regil olmasıyla ilgili konuşuyor ya ya da e, küçük bir anımı anlatayım. Ben mesela Ankara'ya geldiğimde e, çok komik bir şey. Dayımlarla Alman pastası arıyoruz. Ben o zamanlar 13 yaşlarım. Döne döne Alman pastası arıyoruz. Dayım bana anneannem dedi ki o zaman ne öyle dedi kız kız dedi. Bir tarafı yanmış gibi de affedersiniz. Şey mi istermiş dedi. Tamam mı? Şimdi ben öyle deyince şaşırdım. Yani Alman pastası istemek suç mu? Yani ben kızım Alman pastası istemek suç mu? Karnım canım çekmiş istemişim. Şimdi işte bu yetiştirme noktasında hani kız kız mı erkek kız mı? Kız kız mı şunu istemez. Mesela memlekette inanır mısın salamı saat gündüz 3'te karşılamaya gideceğim diyorum. Dedem diyor ki kız kız mı öyle her yere gitmez. Ya gidip de otalara çarşıya karşılamaya gidiyorum. Şimdi böyle diyor tamam mı ne olacak yani hani şimdi insanlar bana bakacak diye ben niye kendimi geri çekiyorum ki? Güzelsem suçum ne? Ya da işte falancaysam suçum ne? Yani bizim bizlerin suçu ne arkadaş? Ya bunlar e, diyorum ya maalesef ki yanlış cümleler, yanlış söylemler. Bu işin espri tarafı tabii ki. Ama artık kadınlar da birey olarak istiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Kız çocuğu, erkek çocuğu ayrımı yapmayalım. Kız çocuğu, erkek çocuğu ne isterse kız çocuğu da ister. Kız çocukları güçsüz değildir. Kız çocukları salak değildir. Kız çocukları aptal değildir. Erkek çocukları da öyle sert değildir. Erkek çocukları duygusuz değildir. Ondan sonra erkek çocukları ruhsuz değildir. Bir şeyi bakın yetiştirme tarzı vardır. Sizin yetiştirdiğiniz ortam çok önemlidir. Yani bir çocuğun gelişiminde aile faktörü, doğduğunuz toplum, doğduğunuz çevre, e, yani doğduğunuz e, yer. Mesela bugün Antalya'da denize gidiyorsunuz. Denize gitme kültür var. Kimse bunu yadırgamıyor. Denize gidiyorsun diye niye böyle bakmıyor? Çünkü öyle bir kültürden geliyorlar. Yani daha doğrusu coğrafi kültür. Şimdi ama iç Anadolu ile Türkiye açısından konuşacak dünyanın her yerinde bu böyledir. Hiç alana baktığımız zaman güneş görmeyen deniz gören yere bunları bilmiyorlar bilmem ana tablo muyum o yüzden sevgili arkadaşlar sevgili izleyenler ben şunu söyleyeyim sizlere lütfen kız çocuklarını erkek çocukları benim mesela tanıdığım birisi vardı maalesef ki iki erkek çocuk yetiştiriyordu iki lafından birisi şeydi erkek çocuğu kız çocuğu gibi olmuyor kız çocuğu erkek çocuğu gibi ya ben diyorum kendi kendime diyorum hani erkek çocuğu ne ki niye böyle konuşuyor? Sen beynine neyi kodlarsan hayatta onu yaşarsın. Ben mesela ne erkek arkadaşlar tanıdım çok benden duygusal ne erkekler tanıdım çok acımasız. Ya da kadınlar da öyle. Yani her kadın çok böyle duygusuz ruhsuz olan da var çok iyi olan da var. O kişiden kişi insandan insana göre değişiyor. Bilmem anlatabiliyorum sevgili arkadaşlar sevgili izleyenler. Ee, şöyle söyleyeyim kız çocuklarının hani biz kız çocuklarının haklarını savunurken burada bir de ince ayrıntı var. Yani bu şey birinin özgürlüğünü savunurken öbürünün karşı tarafın özgürlüğünü elinden alma gibi bir durum yok. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani şöyle söyleyeyim ben size. Ee, Hülya Avşar'ın çok güzel bir cümlesi var. Duyguların dişisi erkeği yoktur. Erkekler dağlar, kadınlar dağlar. Kadınlar da güler, erkekler de güler. Yani şöyle söyleyeyim sizlere e, isteklerin cinsiyeti yoktur ya. Yani kadın da e, özellikle Türkiye toplumunda bizi kadınların istekleri eee Yadırganıyordu. Yani işte nedir? Kadınlar işte istediği e, karın karnı acıkabilir. E, ya da şöyle söyleyeyim cinsiyet konusunda yani e, cinsel hak ve özgürlükleri noktasında e, sanki kadınların hayallerinin olmadığını düşünüyorlar. Bu da yanlış. Kadınlar da insan. Kadınların da istekleri var. Mesela ben anket yaptım dönemde öğretmenlik döneminde anket yaptığım dönemde Birisi işte kadınların ve çocukların gidecekleri e, rahat gezecekleri e, ortam olsun istiyor gece park olsun. Ya erkekler de gezsin burada. Yani sadece hani kadınlar kısmı erkekler kısmı diye ayırmaya gerek yok. Yani şimdi şey de mesela şöyle camiye giderler şeyde. Şimdi şöyle bir şey Allahü Teala demiş ki erkekler cuma namazına gidiyor. Kadınlar gitmesin diye bir şey yok ki. Size gidebilirsiniz yani e, bu isteğe bağlı bir şey. Bilim altı alıyor mu? Yani e, allah Teala sen camiye gitme sen de kadınlar bölümünde kılarsın o da erkekler bölümünde kılarsın. Yani camiye gitme dua etme demiyor ki evden de dersin oradan hani öyle aslında oturmuş bunlar diyorum ya bir gelenek olmuş öyle söyleyeyim ben size. E, ama artık günümüzde e, insanlar bunları aşıyorlar. E, ee, dediğim gibi her şey daha güzel olacağına inanıyorum. Ee, yani burada insan hakkından bahsediyoruz. Ee, artık Türkiye değişiyor. Dünya kız çocukları günü kutlu olsun. Ee, çünkü gerek yok. Yani e, kız çocukları da erkek çocukları gibi hak e, e, hak isterler. Yani mesela çocukları alemine girdiğinizi Kız çocukları ya da erkek çocukları bunun daha dünyadan bir haber. O kadar çok komikler ki okula geliyorlar. Yavrularım Allah onları e, bağışlasın annelerine babalarına. Yani onları şöyle kız çocukların hakları derken erkeklere kün güderek değil ya da erkekleri kızlara kün güderek değil. Bilmem anlatabiliyor muyum? Sevgiyle büyütmek gerekiyor. Öyle söyleyeyim ben size. E, böyle olması gerekir. Ama bunlar diyorum ya ülkemizde. Bazı şeyler aşıldı. Biraz daha var aşılmasına. O aşıldıktan sonra kız çocukları da erkek çocuklara gibi emin olun e, özgür seçimlerini yapmalılar. E, özgür olmalılar. E, yani tabii ki özgürlükteki kastım yok işte e, kayınvalideyi tanımıyor, anneyi babayı. Hayır bu değil. Tabii ki büyüklerimize saygı, küçüklerimize sevgi diyeceğiz ama... E, İnsanlar mutlaka bir şeyleri desteklemeliler birbirlerini. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.